çap gördün mü? Evet, doğrayacağım. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza, evimize. Yeni bir videomuza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisiniz. Ben soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Dün Emoş'um vardı, Cansu'm vardı. Çok güzel bir gün geçirdim onlarla. Allah razı olsun. Geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Şöyle bir tane döşetimiz var. Tavuk döşetimiz var. Bunun tavuk sote yapacağım. Babam var içeride. Babam gelmiş. Şimdi onu aç salmayayım. Yemeğini yedirelim. Çayımızı öyle koyalım. Şu tenceremde pişireceğim. Bir var oğlum öyle. Herhalde oldu. Hasta olma. Benim bugün sabah kadar boğazım ağrıdı. Vallahi niyeyse. Sizler nasılsınız sevgili takipçilerim? Değerli takipçilerim inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız yuvarlanıp gidiyor işte. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi siz bizleri sürekli görüyorsunuz ama biz sizleri göremiyoruz. O yüzden de halinizi, hatırınızı sormak istedim. İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin cümlemize. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Ana çirkin kedi gelmiş. Bizim kediye kovalıyor o. Niye? Bilmiyorum ki. Bizim kedi de burayı ıskanıyor biliyor musun? Ne için canım? Ekmek sadece o yiyecek. He. Buraya gelen kedileri dövüyor bu. Pamuk. Fıstık ne pamuğu. Çilli değil miydi? Fıstık. Çilli mi? Cansu çilli mi orada? Rabiş teyzen gidin orada. Emre falan aramadı da bugün. Ben de onu arayamadım. Temizlik yapın dur dedim. Evbağı temizledim. Ben temizlediydim. Giderken de Cansu temizledi gitti. Yemoşurken gitti. Cansu'nun da saat 10-13'e kadar oturdular. Bayağı 11'e geliyordu gittikleri. Çoluk çocuk geldi mi evimizin içi bol bol dolu giriyor sevgili takipçilerim. Onlar gitti mi evimizin içi tekrardan boşalıyor. Kaan'la yine baş başa kalıyor. Allah'ım illerine yakıştırsın cümlenin evlatlarıyla birlikte inşallah hepimizin evlatlarını. İllerinde iyi olsunlar, yuvalarında mutlu olsunlar. Bizlere yeter. Başka bir şey istemiyor Rabbim'den. Eşleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla. Onlar iyi oldu mu bizler daha iyi oluyor. Her anne baba öyledir. Yani çocuklarının mutluluğuyla gurur duyarlar. Şu şeylerini almadım ya Kaan. Nelerini? Derisini. Derisini de baktım içine. Bunu koyun bu pişirkene. Ondan sonra cema da şeyimizi koyalım. Pilavımızı. Şimdi kapat sen videomuzu. Tekrardan merhabalar sevgili izleyicilerim. Ben hala mutfaktayım. Mutfaktan çıkamadım. Şu anda şöyle tavuk sotem buharda pişiyor. Her şeysini yaptım. Şuraya da bir pirinç pilavı koydum. O da öyle pişiyor. Ve şurada da hemen salatamı yapmaya başladım. Salatamı yapacağım canlar. Salatam da hazır olsun. Salata da bittikten sonra yemeklerimiz de pişer o zaman. Şöyle. Yemek saati de geldi. Biz bugün gerçi kahvaltıyı geç yaptık ama yine de fazla bir şey yemedik yani. Eşim biraz üşütmüş sanki, rahatsız gibi. Yani öyle hastalığı yok da vücudum kırık gibi bugün diyor. Ben de soğukta çalıştım ondan oldum diyor. Soğuk sıcak demedi. Gerçi havalar iyi gidiyor da bilmiyorum hayırlısı Rabbim'den. Dışarıda yine o kadar sıcak var ki canlar. Hiç birinci ay gibi neydi inanın. Mevsimler değişti. Rabbimin vardır bir hikmeti ama bu ayda bu hiç normal değil.
Allah'ın büyüktür inşallah, hakkımızı hayırlısını versin. Pek gidişatımız iyiye gitmiyor. Ya Rabbim sonumuzu, hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah, kurban olduğum Allah'ım. O ne derse o olur, o isterse yer yok yerinden oynar, istemezse yaprak bile kımıldamazmış. Rabbime bol bol dualarımızı edelim, namazlarımızın arkasından canlar. Bu ayda böyle havalar, yani biz seviniyor havalar, sıcak gidiyor, iyi gidiyor diye, ama yani şimdi bunun sevincin bir de arhası var. Çok kötü olur. Yağmur yaş olmadı mı, ekilmiş dikilmiş hiçbir şey olmaz. Kuraklık kapımızda zaten. Ahir zaman alametleri çıktı işte bunların hepsi. Bunlar ahir zaman alametleriymiş sevgili takipçilerim. Belediye anons sürüyor ama ne diyor pek anlaşılmıyorum. Mutfakta bu tarafa da kapı yaptıralım, hiçbir şey duyamıyorum. Parmaklarımda da sinir sıkışması var inanın. Böyle bir şey doğrar hana, sanki ellerimin dermanı kesiliyor parmaklarımın. Uyuşma da oluyor. Şöyle bunlarımızı da doğrayalım. Yemeklerimiz hazırlanana kadar salatamız da hazır olsun. Sizde neler pişiriyorsunuz? Akşam yemeğinizde neler var? Sevgili takipçilerim, Rabbim cümlemizin evine bolluk bereket nasip etsin inşallah. Allah'ım olmayanlara da kat kat nasip etsin. Kat kat fazla versin. Bizlere çok şükür bu kadar veriyor. Sizlere de 10 misli fazla versin Rabbim inşallah. Kulunun kula duası kabul olurmuş. Hani benim sizin hakkınızda yaptığımız dualar kabul oluyor. Sizin de benim hakkımda yaptığınız dualar kabul oluyor. Birbirimizi duasız bırakmayalım sevgili izleyicilerimiz. Yeri koyduktan duadır. Buna biraz da kırmızı lahana katacağım. Bir de kuru soğan katacağım salataya. Biz kuru soğansız salatayı sevmiyor. Çünkü tadı olmuyor. Soğan her şeyin tadını getiriyor inanın. Belki yapmayan izleyicilerimiz vardır. Yapsın bir denesin. Bir daha vazgeçemeyecekler soğansız salatadan, soğanlı salatadan. Ben de bugün bir temizlik yaptım koşarak. Babamın geleceğinden haberim yoktu. Ama kahvaltıyı gece yaptık. Ondan sonra bir temizlik yaptım, öyle düz bastı. Her tarafı süpürdüm. Tuvaletleri, banyoları yıkadım. Yeter herhalde. Tamam, lahana doğrayalım. Sizleri de çok sıkmayın canlar. Videomuzun devamında görüşelim. Evet sevgili takipçilerim, şöyle yemeklerim pişti, hazır, böldüm hepsini. Şimdi Kaan da yardım edecek, eve götürecek birlikte. Tavuk sotelerim pişti, pirinç pilavlarım pişti. Of. Şöyle bir de güzelce salata yaptım. Sineye dolduralım. Anacıklar, o yüzden elimden alalım dedim. Büyük sineği götürdüm babam. Çöreklerimizde mikrodalgaya attım, pamuk gibi oluyor. Çöreklerimizde mikrodalgada annem. Büyük sineği tahtasını yiyebiliyor musun? He. İyi. Ellerimize sağlık, bize afiyet olsun. Şöyle çöreklerimiz de pamuk gibi çıkıyor buradan. Böyle yumuşacık oluyorlar. Haydi. Tamam. Bir saniye. Çöreklerimizi götürüyoruz. Taşlarımızı götür. Çayımızı da koydum. Geri gelir mi? Tabii canım, daha bitmedi ki, geleceğim. Bunlar gidecek hepsi evimize.
Şöyle çayımı da koydum ocağıma. Henüz kaynamadı daha. Şu yemeklerimiz şimdi tek tek gidecek evimize. Bizlere afiyet olsun. Buyurun hep beraber olsun. Yakın olan izleyicilerim gelebilirler. Kapımız herkese açık. Bir de sürahimize su dolduruyum. Su bardaklarını da götürüyüm. Ondan sonracığıma yemeklerimizi yemeye başlayalım. Babam şeker hastası arkadaşlar. O yüzden acele ettim. Çabucak pişirdim. Hani şekeri yükselttiği zaman ya da düştüğü zaman titreme giriyor. O anda yemek yemesi lazım. Aç durmaması lazım. O yüzden hemen hazırladım. Koydum. Ve evimize götürüyorum tekrardan. Evet canlar. Babam yemeğini yedi. Şöyle çayımızı da içtik. Gidiyor. Sıcaktan da alnımız yanıyor. Ne kedi? Ne kedi? Onlar da buranın gülleri. Burada besli ol. Hep konu komşu ekmek veriyorlar. Duruyor onlar da. Ne kızım? Ne kızım? Gel. 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 Acıktın mı? Acıktın mı? Bu hiç tutulmuyordu. Ben sana ekmek getiririm. Tamam ekmek getiririm. Kahvaltıda verdim ya ben sana ekmek. Verdim ya. Buradaki kartonun anne senin için diye mi dökmüşsün? Dökme oraları. Dökme kızım. Güneş vallahi o kadar çok sıcak. Pis, 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 pis. Gel buraya. Ne kızım? Dur sana ben ekmek getireceğim. Dur. Şuraya da şöyle bal kabağımızın çekirdeklerini aldım. Bunları yazın ekeceğim tohum olarak. Bu yine zannım şekil. Bal kabağı çok güzelmiş. Kabuğu ne incecik. O kadar güzel ki. Rabiş bacım veriyor. Allah razı olsun. İki kere verdi. Bir bana verdi. Bir de Fatoş'a verdi. Severek tükettik vallahi. Ben normalde bal kabağını sevmezdim. Yemezdim. Ama bu bal kabağı çok güzel. Tadı mı güzel bilmiyorum. Kendisi mi güzel bilemedim. Ama lezzeti çok güzel. O kesin. Düşmüş mü bacan? Olmuş mu? Bu arada şöyle lambamız da kırıldı. Babamın motoru niye istiyor bitti orada? Ağaçların orada gözükmüyor ama. Sto bitti. Ha, geri çalıştırdı gidiyor. Tutmuş mu? İnşallah tutmuş ya. İnşallah. Şöyle lambamız da kırıldı. Sevgili takipçilerim. Eşim de bunu böyle yapıştırdı şöyle sarı şeyle. Ne bunun adı? Yapıştırıcıyla. Durmadan lamba kırılıyor bizim anam. Bu neyin nesi oluyor? Bilmiyorum ki. Mutfağın lambası öylesine kırıldı parçalandı. Bu böyle. Var akşam ki. Yine mutfağın lambası patladı. Durmadan lambalar patlıyor. Neyine bakıyor? Hı? Şimdiye kurumuştur o. Şimdiye kurumuştur tuttuysa. Donsun bari de bitmezse. Donsun donsun he. Kamçar ya. Tekrardan merhabalar canlar. Babamı savuşturduk. Biz babam gider gitmez hemen. Eşim işe koyuldu. Böyle hayatımızda daha önceden koyduğumuz büyük kütüklerimiz vardı. Biz bunlara kütük diyoruz. Söğütlerin koku bu büyük koklardan. Bunlar daha önce traktörümüz var han. Eşim uzaklardan getirmişti. Sokmuşlar dışarıya bırakmışlar. Ondan sonra sahibinden izin aldık getirdiydik. Bunları şimdi böyle kırıyor. Ama sobalık kırmağı yok. Biz bunları fırına yakmak için kırıyor. Kırıyor. Arkadaşlar.
çivi getirdik dedi. Aynen. Büyük çivilerden getirdi eşim. Arkadaşından şöyle Ali abiden. O kadar büyük ki çiviler. Bir tanesi içinde kaldı bu. Çivinin. Olmaz Yasemin, korkma. Kahveleriniz için kanım da kahve yaptı geldi babasına. Şöyle. Çivileri görüyorsunuz. Şu da çivi. Demir olan. Şöyle de bunun içine eşek arılar bu sene yuva yapmıştı. Görüyorsunuz şöyle peteklerini. Eşek arısı yalnız, bal arısı değil. Kaan böyle kat kat yapmışlar biliyor musun şunun içine? Dört kat yapmışlar. Dört. Beş. Beş mi? Bir dört mü? Bir içinde gözükmeyen vardı. İşte o gözükmeyen de daha orada, bak öbürlerini de attım ben, dördünü de. Ellerine sağlık kahvende. Kaan'ım da babasına kahve yapıp geldi koşarak. Şöyle görüyorsunuz odunlarımızı. Bunlar ben fırına yakacağım. Şeker. Şekersiz olmuş. Değil mi? Şunlar da Kaan'ımın hurdaları. Buraya yine biriktiriyor. Daha şurada da var. Geçen gün buraya bir sürü biriktirdik böyle. Daha sonra İkinize gelmişken göster. Sattık. Onlarla şey aldık. Telefonunun üstüne kattı babası. Ben dedeme şunun tekini bitirdim. Şu var mı? İyi yapmışsın. Olsun oğlum, bastun yapacağım şimdi. Bir oğlum biz ne yapacaktık? Hey, deden kullanacağım. Şuraya da plastik hurdaları biriktiriyor. Şitti. Ben de bastun yaptım bunu, aldım. Dedi ben de aldım. He, plastik yapsın da kullansın. İleride lazım olacak dedene. Anam nasıl güzel yapıyor. Yaş oralar, gel. Az şöyle önce... şu küçükleri de sobaya yakmalık yapıyor. Şunlar da sobamızın eski yan kovalarımız, buraya atıyor. Hem değerlendiriyor, hurdacılara veriyor. Erir anne, kerme yakıyor ya. Koyunların tersini yaktığımız için onlar da kovalarımızı eritiyor. O da normal zaten, bildiğimiz bir şey. Annem. Tamam, ayağına ne batar çiğleri, bırak oğlum. Şöyle eşim koskocamandı, parçaladı bunu bayağı. Yalnız dediniz. Ben dedim içinde çivinin birisi kaldı diyordum. İlk geldiğimizde de birini çaktı. O da içine gömüldü. Kapattım, çivi kaldı herhalde. Kahvemi de alın elimde, kahvemi de içim. Hava çok güzel canlar. Şöyle güneşi de görüyorsunuz. Sıcacık bir ortam var. Bu ortamı böyle olduğunu seviyor ama sonumuz hayırlısı. Bunu az önce de videomda tekrar söylemiştim. Şöyle. Burada bu kütükten bir tane daha var. O bayağı büyük. Aynen, bu bayağı büyük. Şöyle. O kadar büyük ki. Bu ne biliyor musun? Videoda böyle durduğuna bakmayın. Daha büyük. Annem. Bu iki tane ağacın kokuyor. Birleşmiş iki tane ağacın. Neyi bu? Fırına girer değil mi bu? Girmez o. Niye? O büyüklükte fırına girmez. Çok büyük o. Şunlar gibi yapacaksın aynı bak. Ağzından geçmez mi şu? Geçmez. Ah, geçer mi lan? Geçmez ki. Geçmez, çok büyük. Aynen, çok büyük. Kaan'la ikimiz de aynı dedik. Kaan'ım şöyle bize. Üçü bir arada yaptı geldi. Şöyle çivilerimizde görüyorsunuz. Şurası nasıl büyük, büyümüş Kaan. Eskiden rahmetlik dediğin de vardı bunlardan, biliyor musun Kazım dediğin? Böyle hep ağaç koku sokerdi dedemiz. Kaynatam rahmetlik oldu şimdi. Allah'ım rahmet eylesin kanı kanı bütün ölmüşlerimize de, ona da. Sevedim dedim. Keşke ölmeseydi. Oğlum keşke ölmeseydi. Hepimizin sonu ölüm işte. Yapacak bir şeyimiz yok. Kaçışımız yok ondan. Maden gitti mi giden. Yavaş babam. Kıyın elini takma. Kıyın elini yırt. Böyle kaynatam da şey kazardı bir de. Lağım çukurları olurdu eskiden. Şimdi artık kanalizasyon koyumuzdan geçtiği için artık hiç kimse kazdırmıyor. Çünkü devlet o işi üstlendi ve yaptı. Ben de vurayım mı? Eskiden ev yaptırdılar mı böyle lağım çukuru şart olurdu. Ne? Onda kaynatam kazardı o lağım çukurlarını. Böyle böyle çivileri olurdu. Bunlarla çingidaş olan gilleri bile kazardı. Yapma öyle, yapma. Çok zorluklarla yaşam sürdü. Hani Allah rahmet eylesin. İnşallah öbür tarafta mekan cennet olur. Orada rahat eder. Çok çalıştı burada. Bak şimdi ne yapacağım? Öyle işte canlar. Doğru söyle. Kayrağının kafasına kuş kondu, talih kuşu kondu az önce. Eniştesine konduydu, sonra Kaan'a, sonra Adem'e. Ama ne sık kayrağı. Kaan, saçın nasıl sıkıyor? Gel, ne demiştin adama? Kesilecek, onu yarın kestireceğiz aslında, buraya gelmeseydim. Kaan, yarın bize... Mola, atlaş ya, atlaş. Çocuk olduğunu biliyor, iyi onlar. Hmm. Bir oynadığını biliyor. Bak, seni oynamaya şey diyor onlarla. Bana bakma, tırnak geçirdi. Kaynağın gözüne neyim? Kaan, elimine sakın durdun ya. Kaan, yaslan şöyle, kafanı yaslasın diyor zaten. Kaan, yaslan hele. Aa, kulağını yastırdın. Yaslan. Nasıl, ben niye alırdım? Sana öyle gidecek sana. Yapma. Bak şöyle. Boşluğunu biliyorum, ondan gelmeye sana. Nasıl kızıyor ya, sinirli bir kuşak. Gel, gel küçük. Gel, çık, kaçtı, yakaladık kız, Allah'tan. Gördüm he, videoya baktım da.
Yapabilir miyim? Normal kuş o. Kaan silivir bezinden sil. Ne? Silivir bezinden Kaan diyorum. Sarıya zaten. Şöyle biz Rabiş bacımın evine geldik akşamından. Kayra bizi durutmadı. Selamünaleyküm cümlete. İlle bize gelin ha diyor, buradan bir şey koyuyor. Soğukta sarındık, büründük, geldik. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Kabrım biz yatacak. Yarın tatilmiş oğul, yatsın bağım dadil, sizde. Dadil, hocaların semineri varmış, dadil bize. Yani. Yarı yıl tatilinde de Kayra bizde yatacak. Şöyle bacım her şeylerden koydu, pizza yapmış, pizza yedik, ellerine sağlık. Onu niye çekmedik, pizza çalımıza gelmedi. Hastayım bacanak diyor, gel diyor. He. Çayla pizza içtik, çiğ köfte yapmış, onlardan yedik. Onları da bitirdik, şöyle çiğ köftemiz şurada var, azıcık kalmış. Ellerine sağlık, bir güzel olmuşmuş. Efendim anne? Talih koşu tekrar Kayra'nın kafasında. Kan bir şey yapma, korktun beni. O ne? Ondan uğraşacağım aslında, biliyor musun? Konuşturmayayım, uğraşmamız lazım ona. Yorgun, yorgun. Eline gelmiyor mu? Şöyle tutulmaya yürü. Gelmiyor, kayra. Elinden koyuyor. Eline gelmiyor. Hmm. Tutacağını biliyor ya. Bak, bak, bak. Aman, bağla kaç şuna. Gelir de aslında onu alıştırmak için. Ele alışmıyor ki, gelmiyor öyle. Bak bak bak, ele tutulacak diye nasıl gidiyor. Gel. Kızıyor herhalde sana. Allah'ım. Bayağı konuşuyor. Esnem olsa esnem ayağı sağlık. Gel. Gel. Sıra sıra herkese kondu Talih kuşu, bize konmadı. Hiç teyze mi babayım? Benim bayramımda var. Ama saça mı geliyor saça ki bu? Mesle bir gün yat yedim ya. Ben direkt onun şapka mı geliyor hep? Saça geliyor. Kayra. Biz yine mi ettiği gelmiyor o zaman? Adı neydi kuşun? Limon. Limon öyle olmazken ama Kayra. Badem olsun esas. Sarı. Limon gibi sarı değil la. Boş ver. Yeşili de var. Geç, limon yeşil de olur. Sıra bizde. Esas babaannesi gibi olurdu. He. Bardak mı kafamıza, kıçımız hep konardı orada da. Soruya varır mıydı? Selamünaleyküm cümlete. Aleykümselam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabiş bacımın kanalına, bizim kanalımıza. Hoş geldiniz tekrardan. Biz şöyle tek çekelim. Teyze kafanı gösterme. Yine yemenler öyle yok. Kusurluk gibi yemenler. Var. Var. İşte bir sevdi herhalde. Geldin mi? Ama yine alışana kadar bayağı bir zaman geçiyor. Bak bunlar yeni alıştı. Yok, soğuk şeyde durmaz mı o kadar işte? Bunlar ilgilenmediğinden alışma. Biz ilgilenemiyoruz. Bunlar ilgilen, bunu konuşturmaya neyin uğraşıyor? Tabii yok, böylece kaçtı. Bunlar hiç konuşmuyor esas. Bizimki konuşmaya başladıydı, tam o ara kırıladı. Aman ha, uçurdunuz mu? 150 lira diyorlar, uçuyor 150 lira diyorlar. 50 lira pes olsa 200 lira olur. Niye çıkartmış? Ya sen bir de bela mı? Domuzun doğru olmuş, dışarıya çıkıldı, kırıldı gitmiş. Esnaf mı? Alın beni. Esneyecek ama kan bakacak. Hayvan sevdiği. Öyle şey normalde. Odanın kapıdan çıktın hemen odaya geri dönüyordun. O günler konuşuldu. Ben de hayvan sevgisi çok. Onu yavaş yavaş şöyle çekince de benim beşte bir çalışsa yavaş yavaş alırsa gelirler. Bacana diyorum evde olsa ben bunu acayip alıştırırım. Valla bak. Kan lafı konuyor. Bir de yaşlar da var değil mi bundan? Ver ver abi, saçıyor ver abi. Yaşar da varsa mavisi varsa alırım ben. Yavru alacaksın ama. Söyleyeceğim. Koca çekiyor. Beni çekme. Bu yekeli mi? Yavrumu kırar. Değil. Tamam, bana bir dakika. Bayağı yekeleşmeyeceğim. Anaş işte yavru aldın mı istediğin gibi alışır. Gel lan, gel lan. Yavru değil ya. Ya herkes bize baksın. Yani illa tek bu olacak. İşte normal mu? Anne bakın. İşi bir yaşa gel. Bacılar. Teyzeler. Yasemin. Bir tane aldım. Fazla ileri çıkıyorsun, geri çık. Geri çık. Teyze bakın. Bunlar bak, kafesini şöyle altına böyle bir şey geçirseler gidiği şey atmaz dışarıya. Zaten varıp da yıkadım biliyor musun? Nasıl ya, şöyle bez gibi bir şey mi? He he. Tülü var da yıkadım işte. Akşam üstünü örtüyor ya, o da suyu dökülüyor kenardan. Hep bir şey istiyor onlar, kırık. Üstünü örtmek için değil, şöyle kenar. Yani biz burada yapalım. Var. Bugün. Bunun şey istiyor, özel bir mi var diye? Özel bir mi var? İşte evet. Gözümün kaçtı. Örtüyor. İşte. Tamam, örtüyor. Gözümün kaçtı. Çiğdiyor, susuyor. Zor durdu. Kapadan susuyor. Çenesini kapatıyor. Birazım. Ya sus demek o da. Ne zaman? Şimdi şuna kadar gidiyor abi. Bir hafta gidiyorum işte. 7-8 gün gidiyorum.
Şöyle şeyini alıyor mu kiloyu? Neyini yapınca ne diyor mu? 3 hafta gidiyor. Aynen öyle. Ya sen bir de sapız daha alalım. Hiçbir şey yemiyor ki ya. Seviyor da vallahi. Bahalı. Kedileri köpekleri. Ben de aldıracaktım da. Bahalı yedimedim ben sizi. Ne bahalısı lan? Sizin de ucuz kediniz var. Bugün yine maması geldi kediler. Şimdi de sever. Böyle bir köpek olsa onu da severim. Başarak da. İyi olur. Ben gangal istiyorum. O beni yemedi. Evet. Ben gangal istiyorum da o beni yemedi. Ondan ekmek istiyor. Geliyor kafaya yeme veriyor ona. Böyle bu alma şey dakarlar ya böyle çivili bir şey. Çivili. Ama sen çok konuşuyorsun. Yok, 7 tane önce. Ne kadar kediymiş. Mama yegorun geliyor. Kokusuna geliyor ya. Bir de Ahşan'da sen bana köpek gösterdin mi? Ya sen bizim demir kapı açıldım. Üçü bir geliyorlar. Ne? Köpekler mi? Ben ayakkabıyı getirseydim alışkın olduklarından geliyor. Sen ayakkabıyı bulduk, bacana kalan buldu. Aman getirseydik. Hayır acık geri çık. Şeyi attın ha çatıya. Terasta çatıda değil ki uçta. Orada mıymış? Bulduk onu harman yürüm demiş Kayra. Terasta değil harman yürüm demiş. Harman nereye? Kayra ne demiş? Bu aşağıda testikleri var ya da oradaymışmış. Ben dedim ya bulurlardı, sen de dedin ya inceye talaş etmiştir köpek. Daha benim şeyi de götürmüş bacana, bu okul tepsini. Yandı, mamam bir dolandı, mamam bir dolandı. Aray aray bulduk valla. Bulduk. Bağırmayın. Ya bilmiyorum ne istiyor arkadaş, ayakkabılar. Aynen bir şey, çocuk oldu ondan. Oğlum, şeyleri veya basın, bazı çıkıp götürürüz. Oğlum, öbürüm. Büyükler sesler. Evet, çıktım. Bir çıktım, bakım geldiğim, tekilme yok. Aynen, şimdi burayı da görmüyorum. Gitmemiş. Bak ben nasıl çekiyorum. Video çekişime mi bakıyorsun? Video. Tespihlerimi çalmışım. Sen nasıl iyi çekiyorsun ya? Durun. Ben tespihlerimi çalmışım. Ben büyük çekiyorum. Şu modelleri yapma modellerini. Ben de gösterir mi? Anne. Nasıl pek güzel olmuş abla. Renklerini tuttururum pek ben bunları. Güzel oldu. Şu yemenimin yazmanı şuysa. Burada hiç rengi yansıtmıyor. Geliyorum. Yo, acı yeşil gibi. Koyu yeşil. Oy biraz gibi. Daha koyu. Telefonda biraz daha açık çıkıyor. He, açık çıkıyor. Normalde koyu yeşil aslında. Ben geriye çekiliyorum. He. Nasıl iyi çıkmış. Nasıl iyi. Çiçeğimizin yemenisi. Şu pembelerini bitirdim de şu pembesini yemek istiyorum. Nasıl iyi açmış. Böyle üstüne aç. Kapatmayın yani. Üstüne. Yediye kadar bağırıyor. Kapatıp gidiyor. Kapatayım mı nasıl iyi bari? Tamam kan. Şey, pulu, şerbetli benimki. Anne, benimki şerbetli. Benimki hiç fazlaydı. Şerbet fazlaydı. Emine gibi yiyor ya. Şimdi annem gibi bir şey. 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 Annem Kuşam soyuyor. Onu şişe cennet verdi. Dedi. Bu güzeldi. O tohum hala kaç senedir dişecek. Sen yine mi kuşak dedin? Lan ağzım var. Mühat olur tohumlar. Şişe mi? Ay tohumun ne güzel bir çıkar değil mi? Aynısı çıkıyor. Bakın çıkartıyla aynısı çıkıyor. İnce kabuk bir de rengi de pek güzel oluyor. Zarı yok lan o zaman. Uzun bir yer yok. Sakalık çıkıyor. Hayır. Yere yaka. Sizin anladın. Pazarda aldın mı oğlum? He. Sen benim ne mecbur muyum? Senin maydanoz tohumu diye getirdim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu? Benzer ama büyük yaprağı var. Hiçbir şey olmuyor. Neymiş ya? Bilmiyorum neyse. Ya su oldu ya. Tadı neymiş? Gördüm zor pek yani. Acı sobayı kapattım. Allah Allah. Ya su sobayı mı? Kıldık ya. Nasıl kıldık mı? Aa öyle kıldık. Normalde bizim burada neye benziyor şey olarak? Ay sen yastığı kızı. Maydanoza benziyor ama ay maydanoza biraz daha iyisi. Yaprağı falan böyle büyük. Katı da böyle acısı. Allah Allah. Kalın kalın yaprağı. Teyze namaz edin mi? Teyze namaz edin. Enişteme niye teyze diyor? Ne namaz ediyor? Enişte diyor, teyze diyor, hala diyor. Ne diyorsun oğlum sen? Bu ne? Nasıl içerisinde tasarlı milletin namazı? Sen kıldın ama bir saat namaz buldun, 5 dakikada uydun şuradan bay bay. Ben yapmadım. Ne zaman
Ben kusur işlemedim. Ne? Küçük gel. Biri sehpayı alıp çevirmiş de beni de işitmiş mi? Dur anladım bunu kapat. O yetmiş bir bahçe. Yoldum yiydim. İlk önce bir şey yiyordu. Sonra da bir acımsı gibi bir dert geldi. Ne olduğunu çözemedik. O zaman bizim... Yine de bizim buradan tohumu daha iyi. Yurt içine bile buradan gidiyor tohumlar. Ama şeyin üstünde gösterdi aynı maydanoz. Maydanoz tohumu diye aldım geldim. Bilmiyorum ne yiyordu. Ama kuru ve yaşlı yük edebilirsiniz. Şey gitmez ya. Toplarla farklı. Toplarla farklı. Ama aynı maydanoz. Daha da gorusu öyle, daha da öyle değil. Biraz daha büyüyor onun toplar. Ama sen toplar...